Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir videoyla tekrardan beraberiz arkadaşlar. Öncelikle beğenilerimizi atalım ve kanala halen abone olmayan, ücretsiz abonelik yapmayanlar halen bulunuyor arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirim zilini tümünü işaretleyin ve kanala desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Konumuz, daha önce de anlattığım mavi suyu içecek kadın. Mavi suyu içecek kadının aslında kıymetli bir döneme girdiğinin bilgisi vardır. Evine yedi melek misafir olmuştur. Kendi bazı özel sıkıntıları var. Düşüncelerinde bazen kaos var. Bazen huzur var ve bunu çözümleyemiyor, bunu anlayamıyor. Şeytan kendi bildiğini okurken, kendi bildiklerini yaparken insanları doğru yoldan uzaklaştırma hamlelerini yapar ve şahı mat etmek için adım atar. Ama Rahmani piyon zalim şahı indirebilir. Yani bu bir aslında değişik bir savaştır. Şeytaniler ve Rahmaniler savaşıdır. Bu dünya içindeki savaşlardan bahsetmiyorum. Dünyadaki kaostan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim dünya dışı olaylardan bahsediyorum. Dünya dışı formlardan bahsediyorum. Mavi suyu içecek kadın halen mavi suyu içmemiştir. Çünkü düzenlenme, uyumlanma konusu halen devam ediyor. Bir çıkış, bir iniş. Hani şöyle anlatamayacağımız aslında bir kaos içerisinde kendisini buluyor. Düzenlenmesi lazım, anlaması lazım, idrak etmesi lazım. Adımlarını yavaş ama kararlı atması lazım. Hem hızlı adımlar kendisine zarar verir, hem de durağan olması. Hem durması hem de hızlı adım atması kendisine zarar verir. Daha sağlam adımlarla ölçülü bir biçimde yürümesini tavsiye ediyorum. Çünkü bulutlardan kendisine selamlar var, el sallayanları var. Kendisi bunu görmelidir, bunu anlamalıdır. Ey dünyanın güzel insanları ve seçilmiş ruhaniyetleri. Ey mavi suyu içecek kadın. Birçok olaya şahitlik yapmış kadın. Hiçbir şey tesadüf olmadığını, kainatın boşuna yaratılmadığını ve o ruhun o bedene girmesinin bir sebebi vardır. Senin yaratılışının bir sebebi olmalıdır. Katranlı yollardan gül bahçelerine uzanan bir yolculuktur. Katran karası gecelerde ışıldayan yıldızların sesi duyulur. Bu seslerin bir ritmi vardır. Bu seste şifre vardır ve sana anlatılan sözler, sana kıymet veren ruhaniyetler vardır. Güzel, çok güzel bir okyanusta kendi ruhunu göreceksin. Okyanusun üzerinde uçarken kendini göreceksin ve aslında dünyanın ne kadar da küçük olduğunu o gün anlamış olacaksın. Beş tane ağaç meselesi, beş tane ağaç, beş tane insanla bunu anlatalım. Beş tane insan ve beş sayısı, beş. Beş sayısının önemini anlatmıştık. Beş uyumlanmadır. Uyumlanma, duruma uyumlanma, konuya uyumlanma, Allah'ın takdiriyle bunları anlamaktır.
Mavi suyu içecek kadın. Kıymetli kadın. Önemli kadın. Herkes anlayacak. Gün gelecek. Seçilmişleri herkes anlayacak. Mavi suyu içecek kadına binlerce kez selam olsun. Evine 7 tane meleğin girmesi ve 5 sayısının önemi, bulutlardan kendisine selam gönderilme olayı, kainatın kıymetli kadınına binlerce kez selam olsun. O seçilmiş bir ruhtur. Ona mavi su içirilecek ve bu mavi su kendisine üstün bir bilim, üstün bir ilim verilecek. Kendisi bunu zaman içerisinde anlayacak. Bu dünyanın en kıymetli kadınları arasındadır. Yani ruh olarak. Ruh önemlidir. Toprak bedendir. Ruh gökyüzüdür. Onun için bunu anlayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir konudur. Mavi suyu içecek kadın o kadar önemli bir kadın ki halen kendi ruhunun farkında değildir. O kainatta bilinen bir kadındır, bir ruhtur. O seçilmiş bir kadındır. Seçilmiş kadının tabii ki bazı sıkıntılar yaşama durumu vardır arkadaşlar. Bu önemlidir ama geçecek. Bunların hepsi geçecek Allah'ın izniyle. Öyle zamanlardan geçiyoruz ki ruhlar yer değiştiriyor. Bedenlerin toprağın içindeki çiçekler yer değiştiriyor. Çiçeklerin kokuları yer değiştiriyor. Bedenin içindeki yani bir insanın içindeki ruh yer değiştiriyor. Bu bir sırdır. Nasıl değiştiriyor diyecekseniz bunu kelimelerle anlatmamız zordur. Çalışması gerekenler çalışmalıdır. Büyük bir yol açılacak denizden. Denizin içerisinde kıymetli ruhaniyetler kendi işini yapıyor. Denizdeki ruhaniyetler, dağlardaki ruhaniyetler, diğer galaksilerdeki, gezegenlerdeki ruhaniyetler kendi görevini yapıyor. Her şey olması gerektiği gibidir. Hani her şey aslında bir sırdır. Sır ruhta gizlidir. Ruh rüzgara benzer. Üzerine bir turuncu elbise al. Bu turuncu elbise aslında sana bazı bilgileri hatırlatması gerekiyor. Yani önceki ruhlar alemindeki durumunu hatırlatması gerekiyor. Tabii hatırlanamıyor. İnsanlar geçmişini hatırlayamıyor. Dünyadaki milyarlarca insan arasında belki de 12 kişi onun farkına varmış olabilir. Bu çok zorlu bir meseledir. Hatırlamak. Hatırlamak. Hatırlamak önemli.
Hatırladıktan sonra idrak etme önemlidir. Birçok mucizeye tanıklık etmiş mavi suyu içecek kadın kendi fidanını ekecek. Seytin ağacı büyüyecek ve seytin ağacının aslında kıymetli bir ağaç olduğunu anlamış olacak. Seytin ağacı bir yol olmalıdır. Seytin ve seytin ağacı kendisine yol olmalıdır ve turuncu elbise kendisine yol olmalıdır, anlaşılmalıdır. Ne dersek diyelim, ne anlatırsak anlatalım. Anlayan ve anlamayanlar, duyarlı olanlar ve duyarsız olanlar bir topluluk halinde sürülecekler. İyiler iyi bir makama, kötüler kötü bir makama çekilecekler. İyilerin iyisi Allah'a çekilecekler. O da güzel bir makamdır. Cömertler kıymetli alanlara çekilecekler. Cimriler kötü alanlara. Ama cömertlerin üzerindeki cömertler, yani çok cömertlik yapanlar, onlar da Allah'a çekilecekler. Geldikleri yere geri dönecekler. Oradaki elbiseler dünyadaki elbiselere benzemez. Oradaki yaşam dünyadaki yaşama benzemez. Oradaki yemekler dünyadaki yemeklere benzemez. Onun için ruhumuzu beslemeliyiz ve mavi suyu içecek kadının aslında geri adımlar, ileri adımlar, iç içe geçen bir kaos durumu biraz işi zorlaştırmış olabilir. Ama bir süreç vardı, bu süreç devam ediyor. Umarım daha güzel olacak. Dua edelim. Dua etmeliyiz bu kadına. Ailevi bazı sıkıntılar da yaşayabilir. Ailevi bazı sorunlar yaşayabilir. Kendisi sakin olmalıdır. Bin düşünmelidir, bir hareket etmelidir. Pervasızca adımlar atmamalıdır. Gereksiz konuşmamalıdır. Anlamsız görmemelidir. Anlamsız düşünmemelidir. Her şeyde gözetleyen melekler, gözetleyen Tarık Yıldızı'nın varlığını bilmelidir. Aslında her yeri kontrol altına almış Yüce Allah'ın askerleriyle donatıldığını bilmelidir. Bu videoları hazırlıyorum sizlere. Aslında ahir zamandaki seçilmiş ruhaniyetlere mesajı bu şekilde veriliyor. Çünkü Tarık Yıldızı bana 5 kadın elbisesini yerden al ve kurtar demişti. Ben de onları alıp kurtarmıştım. Kadınlar kendilerine bu yolda daha fazla özveriyle çalışmalarını diliyorum. Toplamda bildiğim 25 kadın vardır. Daha fazla da olabilir, onu bilmiyorum ama bana verilen bilgiler 25'tir. Bazıları cezalandılar, bazıları çok güzel makamlara çıktılar. Mavi suyu içecek kadın güzel, güzel gidiyor ama bazı sıkıntılar görünüyor açıkçası. Uyarıcı videolar yapıyorum, uyarıcı. En azından insanların anlaması, insanların idrak etmesi kıymetlidir arkadaşlar. Bu önemli bir videodur. Bu videoların kıymet bilinmesi gerekiyor. Kıymet önemlidir arkadaşlar.
Yani 268 tane bilginin doğrulanma olayı oldu bizim kanalda. Bunun kıymeti olmalıdır. Yani bu saçma bir konuşma değildir. Bunun içerisinde birçok bilgi vardır aslında. İnsanların anlaması, kavraması zaman alıyor. Çünkü dünyevi düşünceler derin düşüncelerden alıyor ve insanları kandırmaya çalışıyor. Bunun içinde vesveseler var. Bunun içinde şeytanların oyunları var. Bunun içinde çok saçma sapan olaylar da vardır. Nefis vardır. Birçok olay vardır. Bunlardan kendimizi temizleyenler, yani kendini temizleyenler tabii ki doğru yola ulaşacaklar ve melekler kendilerine yüzlerce kez dokunacak ve şifalandıracak. Ve kimsenin bilmediği bilgilere erişecekler ve duaları kabul olacak Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İnşallah bu tür videolar gelecek Allah'ın izniyle. Hem seçilmişler hakkında, hem kadınlar hakkında, hem zaten seçilmişler içinde kadınlar da var. Seçilmişler konusunda isim vermiyorum. Hani şöyle mesela asası olan kadın, arı kraliçe. Bunların hakkında da videolar yapmak istiyorum. Ama seçilmişler dediğim zaman içinde birçok mesaj olabiliyor arkadaşlar. Bir kişiye de özel olabiliyor, topluma da olabiliyor. Bunu bu şekilde anlayalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Değer vermeyi unutmayın. Beğenilerimizi kesinlikle unutmayalım arkadaşlar ve kanalı videoyu paylaşmayı da unutmayalım. Hepinize saygılar, teşekkürler. Allah bizimle olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Özel canlı yayınlarda yorum hakkı ve özel canlı yayınlarda, gizli canlı yayınlarda kimsenin görmediği canlı yayınlar için kanala abone olduktan sonra orada katıl aboneliği vardır. iPhone telefonları kullananlar için de Google Chrome üzerinden girmeniz gerekiyor. Orada kanalıma girin ve oradan kanala üye olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Saygılar.